Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere uzayın en ilginç ve gizemli konularından biri olan kara deliklerden bahsedeceğim. Konuya geçmeden önce sizlere web sitemizden ve forum sitemizden bahsedeceğim. Web sitemizde teknoloji haberlerinden bilimsel makalelere kadar her şeyi bulabilirsiniz. Ayrıca sitemizin içinde bulunan İri Dağ Sinema sayesinde yeni çıkan filmleri sadece sitemizde oturum açarak izleyebilirsiniz. Forum sitemizde ise aklınıza takılan soruları diğer insanlara sorabilirsiniz ve fikir alışverişi yapabilirsiniz. Desteğiniz için şimdiden teşekkürler. Konumuza kaldığımız yerden devam edelim. Hazırsanız, evrenin derinliklerine doğru bir yolculuğa çıkalım. Kara delikler, uzayın en korkutucu ve merak uyandırıcı yapılarıdır. Peki, kara delik nedir? Basitçe söylemek gerekirse, kara delik o kadar güçlü bir çekim gücüne sahiptir ki, hiçbir şey, hatta ışık bile ondan kaçamaz. Bu yüzden kara olarak adlandırılırlar çünkü ışık bile dışarı çıkamaz ve bu nedenle tamamen siyah görünürler. Kara delikler, dev yıldızların çökmesiyle oluşur. Yıldızlar, yaşamlarının büyük bir kısmını, hidrojen ve helyumu enerjiye dönüştürerek geçirirler. Ama bir gün yakıtları tükenir ve içe doğru çökerler. Bu çöküş o kadar yoğundur ki, yıldızın kütlesi çok küçük bir noktaya sıkışır ve böylece bir kara delik oluşur. Bir kara deliğin en ilginç kısmı olay ufkudur. Burası kara deliğin sınırıdır. Olay ufkunun içinden bir şey geçerse geri dönüşü yoktur. Bu bir anlamda kara deliğin içeri çekiş bölgesidir. İçeri giren her şey, ışık bile geri çıkamaz. Yani olay ufkunun içinde kaybolursunuz. Kara delikler farklı boyutlarda gelir. Küçük olanlar yıldız kütleli kara deliklerdir ve büyük yıldızların çökmesiyle oluşurlar. Orta boyuttaki kara delikler, orta kütleli kara deliklerdir. Ancak bunlar hakkında pek fazla bilgiye sahip değiliz. En büyük olanlar ise süper kütleli kara deliklerdir ve bunlar galaksilerin merkezinde bulunur. Bu devasa kara delikler, milyonlarca hatta milyarlarca güneşin kütlesine sahiptir. Kara delikler sadece tek başlarına ilginç değiller. Aynı zamanda galaksilerle de bağlantılıdırlar. Süper kütleli kara delikler, galaksilerin merkezinde yer alır ve galaksinin oluşumu ve evrimi üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Yani kara delikler sadece birer kozmik süpürge değil, aynı zamanda galaksilerin mimarlarıdır. Kara deliklerle ilgili ilginç bilgiler, Hawking radyasyonu. Ünlü fizikçi Stephen Hawking, kara deliklerin aslında çok yavaş bir şekilde buharlaştığını öne sürdü. Bu sürece Hawking radyasyonu denir. Spagetifikasyon. Eğer bir kara deliğe çok yaklaşırsanız, muhtemelen başınıza gelecek şey spagetifikasyon olacaktır. Yani kara deliğin çekim gücü sizi adeta bir spagetti gibi uzatır. Çift kara delik. Galaksilerin birleşmesi sırasında çift kara deliklerin oluşabileceği düşünülüyor. Bu kara delikler birbirlerinin etrafında döner ve sonunda birleşerek daha büyük bir kara delik oluşturur. Kara delikler, evrenin en büyüleyici ve gizemli yapılarıdır. Onlar hakkında öğrendiklerimiz, evrenin nasıl işlediğine dair bize büyük ipuçları verebilir. Bu konuyu daha fazla araştırmak isteyenler için hala keşfedilecek çok şey var. Bugün sizlere kara deliklerin ne olduğunu, nasıl oluştuğunu ve evrendeki rollerini anlattım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Videomuzu beğendiyseniz, lütfen beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sorularınız varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın. Eğer uzayın derinliklerinde daha fazla macera arıyorsanız, sonraki videomuzda görüşmek üzere.